Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 8. haftasının 3. videosundayız. Bu videoda düzgün beşgenden ve düzgün altıgenden bahsedeceğiz. Sayfa numarası 105, 106 ve 107'nin belli bir kısmına kadar dikkat yazan kısma kadar işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenden bahsedeceğiz bu videoda. Müfredatta ayrı bir yere sahip olduğu için ayrı ayrı bunları anlatıyoruz ki önemli yerler arkadaşlar. Bunlar da buna da dikkat edin. Düzgün beşgende öncelikle bir iç açısı. Öncelikle dış açıyı buluyoruz. 360 bölü 5'ten dolayı kaç çıkıyor? 72. E dış açısı 72 ise iç açısı da kaç yapar? 180'e tamamlayan açısı 108 derece. Yani İç açısı 108 derecedir. Bir dış açısı zaten bulduk. O da 72 derecedir. AH hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bu önemli arkadaşlar. Hatta buradaki AH bu düzgün tekgenlerin hepsinde geçerli. Bak eşkenar üçgende de geçerli. Eşkenar üçgende de bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir. Yani hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Yani biz şuraya yazalım. Bu önemli çünkü. AH'ı simetri ekseni olarak söyleyelim. Bu önemli. Neymiş? Simetri eksenidir. Bu simetri ekseni olması ne işimize yarayacak? Simetri ekseni dediğimiz şey yani kağıdı o simetri ekseni boyunca katladığın zaman e, bunlar çakışacak. Yani şuradaki kağıtla buradaki kağıt tam anlamıyla çakışacak. Yani bu kenar bu kenarın üstüne gelecek. Bu kenar bu kenarın üstüne gelecek. Açılar üst üste gelecek gibi. Dolayısıyla AH'a biz ne diyoruz arkadaşlar? Simetri ekseni adını veriyoruz. Evet bu simetri ekseni de önemli arkadaşlar. Çünkü bazen bu simetri ekseniyle de alakalı bir şey sorulabilir. Düzgün çokgenlerin etrafına biz çember çizebiliyoruz. Biz buna çevre çember diyoruz. İçine de çember çizebiliyoruz. Buna da işte çemberin merkezi diyoruz. Şimdi burada niye bundan bahsettim? Çünkü şundan dolayı. Buradan da bir simetri ekseni çizsem. Simetri eksenlerinin kesim noktası yani şuradan bir dik çizdiğim zaman simetri eksenlerinin kesim noktası kesim ama kesinlikle her şeyin merkezidir. Ya bu eşkenar üçgende de öyle değil miydi? Aklınıza kalsın. Bu e, her şeyin merkeziydi. Ağırlık merkeziydi. Açı ortayların kesim noktasıydı. Yani işte çemberin merkeziydi. Çevre çemberin merkeziydi diye söylemiştik. E, burada da aynı şey geçerli. Simetri eksenlerini çizdiğiniz zaman tek bir nokta kesir. İşte buradaki noktada neymiş? Buradaki noktada arkadaşım her şeyin merkezi oluyormuş. Ağırlık merkezi diyebilirsiniz. Çokgenin merkezi diyebilirsiniz. İşte işte çemberin merkezi diyebilirsiniz. Çevre çemberin merkezi diyebilirsiniz. E hatta işte çemberin çizseniz tam şu teğet olan noktalardan geçmek zorunda. Şurası da bakın ekstra bir bilgidir ama bunu bilseniz iyi olur. Şunu şöyle çizdiğiniz zaman şu işte çemberin yarı çapı yapıyor bak şu. E, çevrel çemberin çizdiğiniz zaman da tam köşelerden geçen çemberdir. Çevrel çemberin yarı çapı ne oluyor o zaman? Merkez burasıysa o zaman şu da yarı çapı oluyor. Şuradaki uzunluk da ne oluyormuş arkadaşlar? Çevrel çemberin yarıçapı oluyormuş. R iç T çember yarıçapı yazayım. Sizin de elinizde bulunsun. Yarıçapı büyük R'de dış T çember yarıçapı olduğunu bilmekte fayda var. Tamam? Bunu unutma. Hatta burada ben size şunu söyleyeyim. Şöyle şununla alakalı sorularla da karşılaşabilirsiniz. Bakın ekstra bir bilgi veriyorum şu anda size. Eğer burası her şeyin merkezi ise yani çevre çemberin merkezi ya da simetrik eksenlerin kesim noktası ise sen buradan üçgenler oluşturacak olursan eğer bilmiyorum bu şey konu anlatımında bakmadım ee, belki anlatılmıştır bu üçgenlerin hepsi aynı oluyor çünkü bunlar çevre çemberin yarıçapı ya r, r r r r r olduğundan dolayı şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı ne olmak zorunda buradaki üçgenlerin hepsi eş olmak zorunda Dolayısıyla bu açıda, bu açıda, bu açıda, bu açıda, bu açıda eşit olur. Hatta alfa neye eşit olur? 360 bölü 5'e yani 72'ye yani şuradaki açı dış açıya da eşit olabiliyor. Bazen bununla ilgili böyle alan dağıtımları falan da sorulabiliyor. Alan dağıtımları da olduğu zaman mesela bu alanların hepsi birbirine eşit. Hatta şunun devamı buraya kadar gelirse eğer şu kenar ortaya olacak ya. Burada kalan A ise burada kalan A 2A ise burası, burası da 2A burası da 2A burası da 2A burası da 2A diyebilirsiniz. Böyle bir alan dağıtmayla da karşılaşabilirsiniz. Evet bunu bilmenizde fayda var. Ekstradan bilgi verdim. Hocam bu ne? Sıfır geometri ama bil. Yani bunu nereden aklına gelecek zaten? Düzgün tekgenlerin hepsinde bu böyle. Köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir. Simetri eksenlerin kesim noktası eşkenar üçgende her şeyin merkeziydi. Ağırlık merkezi. İşte işte çemberin merkezi. Yalnız burada ağırlık merkezi deyince 1'e 2 oran üçgende oluyor sadece. Bunu da unutma. Evet köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Birbirine eşittir. Arkadaşlar, düzgün beşgendeki bütün köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani şöyle bir şey çizdik mesela. Şunu şöyle çizdik daha sonra. Bu köşegen de bu köşegen de eşittir. Açıları yazdığın zaman buradaki açıların eşit olduğunu göreceksin zaten. Hatta şu köşegen de, hatta bu köşegen de, hatta başka köşegen var mı? Şu köşegende. Zaten hep bir topu 5 tane köşegen var. Bu 5 tane köşegen de eşittir. Bununla da ilgili güzel sorular yorumlattırabiliyorlar. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik olduğunda Diğer köşegeninde biz çizelim lütfen. Nerede? Düzgün beşgende. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Her şeyiyle olayı anlattık. Hadi bakalım şimdi sorulara. Düzgün beşgen. Hocam ilk önce dış açısını bulacağız. 360 bölü 5'ten kaç çıkar? 72 çıkar. Burası 72. O zaman burası 108 olur. Hocam burası 108 ya. Şunlar şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı e, x kenarlık çıktı. Burası da x oldu. 2x artı 108 eşittir 180 olacağından 2x eşittir 72 olacağından x'i de böyle 36 derece olarak buluruz ya da hocam x kenar ya tepe açısı 108 180'den 108 çıkart 72 2'ye böl 36 yapar diyebilirdin. Evet örnek 20 36 çıktı geldik örnek 21'e. Aynısının laciverti. Dış açıyı bulalım. 360 bölü 5 72. Hocam 72 ise 108 burası. Şunların hepsinin eşit olduğunu biliyoruz. Hemen eşitleri koyalım. E 108 ise burası. 180'den 108 çıkart. 72. 2'ye böl 36 36. Hocam burası da aynı şekilde 108 ya bütün açı açılar, iç açılar bütün iç açılar <laughs> bütün iç açılar birbirine eşit ya 180'den 108 çıkart 72 2'ye böl 36 36. E hocam bak şuradaki açı da aynı şekilde 108 derece yani x artı 36 artı 36 eşittir 108 olacağından 72 x de böylelikle kaç çıkıyor 108 eksi 72'den 36 derece olarak çıkar. Örnek 21'i böylelikle 36 bulduk ve geldik örnek 22. Düzgün beşgen demiş. Hemen bak ilk kez soru çözüyormuş gibi. Hemen dış açıyı bulalım. 360 bölü 5. Artık ezberlediniz ama olsun. 72. İç açısına kaç yapıyor? 108. Hocam şunların hepsi birbirine eşit. Eşitleri şöyle koyalım. 108 ya burası. 180'den 108 çıkar. 72. 2'ye böl. Kaç yapıyor? 36. 36 yapıyor. 2 iç açı bir dış açı. Hatta burası 72. Tamam. E sonra ne yapacağız hocam? Bizden x isteniyor. Bak burası da dış açı değil mi? Evet. E dış açısı burası da 72. Ben bunu niye yazdım o zaman? Buradaki x isteniliyorsa buradaki açıları da yazmamıza da gerek yoktu aslında. x kaç derecedir diye soruluyor olsun. Bu dış açıdan dolayı 72, A, F doğrusu doğrusalsa burası da 72. E sonra ne oldu o zaman? 72 72 ve x'in toplamı 72 72 ve x'in toplamının da ne olması lazım? 180 olması lazım ve x de böylelikle 144. 180 eksi 144'ten 36 derece olarak çıkar. 3 soru ardarda arda 36 çıktı. Geldik örnek 23'e. Düzgün beşgen ve kare aynı anda verilmiş. Düzgün çokgenler aynı anda verildiğinde şu eşitlikleri mutlaka ama mutlaka yaz kardeşim. Sonra bu da kareymiş yaz. Bak ekstradan ne çıktı? İkisi kenar çıktı. Düzgün beşgen artık biliyoruz. iç açısı kaç derece? 108. Dış açıyı bulup iç açıya geçiş yapacağız. Burası kaç derece? 90 derece. E hocam ben artık şuradaki açıyı bulurum. 90 108 daha. 198. 360'a tamam diyor orası. 360'tan 198 çıkarttığım zaman burası 2. Ondan sonra 96, 97, 62 mi yapıyor? Evet, 162 yapıyor galiba burası. Aynen öyle. Şuradaki açı 162 yaptı. E ben buraya bir alfa, buraya da bir alfa dersem 2 alfa artı 162. Çünkü niye ikizkenar kenar çıktı burada? 2 alfa artı 162 eşittir 180 olduğundan alfayı da böylelikle ya da 180'den 162 çıkart 28. 2'ye böl 14 şeklinde buluruz. Bir yerde işlem hatası yaptık. Nerede işlem hatası yaptık? Şurası 18 9 yapıyor pardon. 180'den 162 çıkarsan 18 2'ye bölsen 9. Alfayı da böylelikle 9 derece olarak buluruz. Örnek 23'te. Geldi örnek 24'e. O ne yapmışlar? Ön yüzü gri, arka yüzü turuncu olan A, B, C, D, E düzgün beşgen biçimindeki kağıt AH boyunca katlandığında E ve B noktaları çakışmaktadır. Evet, E ve B noktaları çakışmaktadır. Şu şu noktaya çakışmış. Arkadaşım şunu şöyle katlamışım. Bu böyle katlandığında E ile B çakışmışsa eğer bu ne olmuş o zaman? Burada güzel bir şey olmuş. Yani bu katlamayı yaptık. Üst üste bir açılar birbirine eşit olacak. Hocam 90, 180 çünkü burası. Bu da açı orta. Yani bu bizim simetri ekseni oldu. E, 108 derece değil miydi burası? İç açısı. Yani burası kaç yapıyor? 54, 54 yapıyor burası. Şimdi şöyle bir katlama daha yapılmış ondan sonrasında. Bak şurada da katlamayı da açacağız şöyle. E, şurada güzel bir şey var. burada açıyı 54 bulduk. Sonra böyle bir katlama yapılmış. Bu katlamadan dolayı da şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Öncelikle şu katlamayı şöyle açmaya gerek var mı? Bence gerek yok ama aç çalmadı. Şöyle açtık. Hocam şu açı 54 dereceydi. Bu açı da 54 derece. Bunlar 27 27 oldu. Sonra bu katlamadan dolayı 27 27 hatta burada açılar da birbirine eşit olacak. Hatta şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. Peki e hocam burası zaten düzgün beşgenin iç açısı 108. Burası da 108. 108 27 daha 135 buraya kaç derece kaldı 45 e zaman burası da 45 oldu. Şimdi B üstü F C'ye bakalım. B üstü F C A burası 90 burası da 90 mı oldu o zaman? Evet. Kesinlikle burası da 90 oldu. O zaman burası 90 artı F A B üstü. F A B üstü. O da 27 topladığın zaman kaç yapıyor? 117 çarpıyor. Örnek 24 böylelikle 117 çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Katlamayı artık alışmışsınızdır. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet. Şimdi geldik düzgün altıgene. Arkadaşlar. Düzgün altıgen. Şimdi biraz önce ne dedik? Simetri ekseninden bahsettik. Ama öncelikle şuradaki şeylerden bahsedelim. Arkadaşım. Öncelikle 360 bölü 6. 360 bölü 6. Ne yapıyor? Dış açımı yapıyor. Evet. Dış açıyı bulalım. 360 bölü 6. 60 derece. Hocam dış açısı 60 derece. Mesela şuradaki dış açısı 60 derece. O zaman dış açısı 60 derece oldu. İç açısı da kaç derece oluyor? 120 derece oluyor. 120 derece oldu. Şimdi AB, AC, AD'den bahsetmiş. AB, AC, AC ve AD'den bahsetmiş. Şimdi bu kenar uzunluğunu da yazacağız. Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Biraz önce simetri ekseninden bahsettim. Evet arkadaşlar. Düzgün beşgende simetri ekseni neydi? Bir köşeden karşı kenara çizilen dikti. Düzgün tekgenlerin hepsinde bu geçerli demiştim. Şimdi de düzgün çiftgenler için genel bir şey söyleyeceğim. Düzgün çiftgenlerdeki genel bir şey şu arkadaşlar. Ee, bu şeyde de geçerli. Karede de geçerli. sekizgende de geçerli. En uzun köşegen simetri eksenidir. En uzun köşegen hangisi? Hocam elimizde bu, bu bir bu köşegen var. Bir bu köşegen var. Bir bu köşegen var. E, diğer tarafta da aynı şekilde. Şu da var. Şu da var. Bunların hepsi aynı köşegen oluyor zaten. En uzun köşegen hangisi oluyor? En uzun köşegen işte bak şu oluyor. En uzun köşegen simetri eksenidir. Şu simetri ekseni. Madem simetri ekseni. doğru simetri ekseninden bahsedeceğim noktalar var. Bekle sabret. Şimdi altıgenden bahsedeyim. Madem bu simetri ekseni. Simetri ekseni iki eşit yarıya mı ayırıyor? Evet. E o zaman burası da 60-60 yapar mı? Yapar. Açılarda da üst üste eşit olacak. Bunlar da 60-60 yaptı mı? Yaptı. Sonra hocam bu da aynı şekilde en uzun köşegen. Bu da simetri ekseni. Bu da simetri ekseni. Açıları iki eş parçaya bölecek. 120 ya. Burası da 60, 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 burası da 60. Oldu mu? Oldu. Aa, çok güzel. Ben buradan ne buldum? 60, 60, 60. Eşkenar üçgen. Burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60, burası da 60. Oldu mu? Oldu. Eşkenar üçgenlerle karşılaştık. E o zaman AB uzunluğu A ise, bak şimdi AB uzunluğu A iken, AC uzunluğuna bak bakalım. AC uzunluğu bu. A hocam x kenardan A. A A iken burası A kök 3 mü oldu? Evet, burası A kök 3 oldu. AD uzunluğuna bak. AD uzunluğu da ne oldu? E, hocam eşkenar üçgen. E o zaman burası da A, burası da A olacak şöyle. E bu da eşkenar, bu da eşkenar, bu da aynı şekilde burası da A, burası da A. Bak AC AD uzunluğuna bak. 2A. Yani en uzun köşegen simetri ekseni. En uzun köşegen ne oldu arkadaşlar? 2A'ya eşit oldu. Bir kenar A ise en uzun de 2A. E Çevresi, çevre A, B, C, D, F. kaç yaptı? 6A yaptı. Alan ne yaptı? Hocam alan da eşkenar üçgenden kaç tane var? Eşkenar üçgenden 6 tane var. O zaman 6 tane eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 diyebiliriz. Şimdi alanla ilgili bir şeyden daha bahsedeyim ben. Şimdi e, ben bunu rastgele bulmuştum ve e, gerçekten alanla ilgili işlemler yaptığımız sıkıntılar yaşanabiliyordu. Ben şunu da bilmenizi isterim açıkçası. Düzgün altıgende. E, çünkü rastgele buldum. Sonrasında da e, şey çıktı. E, sonuca çok rahat bir şekilde ulaştım. E, bütün sorularda uy uyarlayınca gerçekten çok işimize yarıyor. Arkadaşlar düzgün altıgen çizildiğinde şu köşegen ve şöyle köşegen olduğunda. Bu köşegenler şöyle de olur. Aynı şeyin laciverti. Şu ve şu köşegen olduğunda mesela. Fark etmez. Mesela şu köşegen ve diğer köşegen simetri ekseni olan köşegen çizildiğinde en küçük köşegen ve simetri ekseni olan köşegen çizildiğinde buradaki alan A iken burada kalan 2A'dır. İstersen yaz A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2 sonra A çarpı A 2 3 bölü 2 oranla 1'e 2 oran geliyor. A simetri ekseni bu. Burası 3A ise burası da 3A mıdır? Evet. Bu gerçekten çok işine yarıyor. Bunu kullanmanı tavsiye ederim. Alan dağıtma sorularında özellikle bu çok işimize yarıyor arkadaşlar. Tamam mı? Birincisi bu. Ee, bu mesela şöyle çok basit sorularda bile işimize yarar. Normalde sen bu soruda şurada kalan üçgen tüm alanı sorulursa Hocam A çarpı A çarpsın. Sizin böyle 2'den A'yı bulursun. Sonra alttan A kare kök 3 bölü 4'ten de tüm alanı bulursun. Yani biraz uzun oluyor ama burası üçgen. Hocam hop burası 6. E burası 9 iken burası da 9. Toplam alanı 18 diyebilirsin. Tabi bunun türetilmişlerini de yapabilirsin. Mesela şöyle bir altıgenle karşılaştın. Adam şunu şunu ve şunu çizdi. Burası A ise. E o zaman burası da A. Burası da A. E burası A iken tüm alan 6 A bulduk. Buraya da 3 A kaldı deyip kendin e, şunu bildiğin zaman bunu da çıkartabilirsin. Zaten bunu bilmen için söylemiyorum. Tamam. E, hocam düzgün altıgende ne yapacağız? Bak özel üçgenler çıkıyor karşımıza. Özel üçgenlerle karşılaşabiliriz. Sonra e, hocam paralellik de var aslında. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bunu da yazalım. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bak bunu da unutma. Niye hocam? E şunda şu paralel zaten bak Z kuralı sağlandı burada. Gördün mü? Z kuralı sağlandı. Şunlar paralel. E hocam bununla da bu paralel o zaman. Çünkü bak Z kuralı sağlandı. Hocam şununla da şu paralel. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Karşılıklı kenarlarda paralel ya. Paralellik olursa hangi konu aklınıza gelir? Benzerlik. Yani temel orantı, benzerliği ve kelebekle burada karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli. Karşıtlı kenarların birbirine paralel olmasından dolayı. Bir de arkadaşın dışa çatmış ya. Bak buradaki dış açı da 60. Bazen şunu da yapıyoruz. Şöyle eşkenar üçgene tamamlama da yapıyoruz. Dışarıda eşkenar üçgende karşılaşabiliyoruz. Yani dik üçgen karşımıza çıkacak. Çünkü niye? Bak burası 30 30 değil mi? Çünkü 120 30 30. E burası da 90 derece. Bak dik üçgen karşımıza çıkabilir. Özel üçgen karşımıza çıkabilir. Üçgende benzerlik karşımıza çıkabilir. Üçgende alan karşımıza çıkabilir. Altıgende her şeyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden buna da dikkat edin. Ekstra şuna da dikkat ederseniz alan dağıtma sorularında gerçekten çok işimize yarıyor. Dikkat ederseniz sevinirim. Evet düzgün altıgen. Düzgün altıgen BACX nedir? Hocam dış açısı kaç derece? 360 bölü 6'dan 60. O zaman iç açısı 120. 120 derece ise şunlar şunlar birbirine eşit. 180'den 120 çıkart. 60. 2'ye böl. Hocam buza bunlar 30-30 oldu. O zaman x'i kaç derece bulduk? 30 derece bulduk. Geldik 26'ya. Düzgün altıgen verilmiş. 4 kök 3 verilmiş ve x soruluyor bize. Öncelikle dış açısı 360 bölü 6'dan birkaç soruda yapayım bunu. 60. Dış açısı 60 ise iç açısı kaç yaptı? 120 yaptı. E şunlar şunlar birbirine eşitti zaten. E o zaman o zaman burası 120 ise 180'den 120 çıkart 2'ye böl 30 30 oldu. E tamamı 120 olduğundan burası 90 derece oldu. E bu en uzun köşegen en uzun köşegen neydi? Simetri ekseniydi. 60 60 olacak burası. 60 90 burası da 30 oldu mu? Oldu. 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 4 yapar. E 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 8 yapar. Yani böylelikle x'i 8 olarak buluruz. Örnek 26'da cevap 8 oldu. Geldik örnek 27'ye çevresi 18 birim olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıdın ön yüzü mavi arka yüzü de turuncuymuş. ABC eşkenar üçgenin köşelerinden içe katlanarak düzgün altıgen elde ediliyor. Buna göre düzgün altıgenin alt çevresi nedir diye soruyor. Bak düzgün altıgen elde edilmiş. Öyle diyor soru öyle diyor. Şu eşitleri yazalım. Madem düzgün altıgen elde edildi bu bir eşkenar üçgendi böyle şu eşkenarlığı da yazayım. Sen bunu böyle katladığında bu buraya geldi. Dikkat et. Normalde şu şuraya geldi ondan sonra hatta bu düzgün altıgen olduğu için köşegenleri olmadı mı bunlar? E, burada alt tane eşkenar üçgen oluyor zaten. E, tamam alt tane eşkenar üçgeni yazdık. E, düzgün altıgende alt tane eşkenar üçgen 60'ları yazdık. E, burası da aynı şekilde şu şuraya gelecek. Burası da çift çizgi oldu. Burası da çift çizgi oldu mu? Katlamada üst üste kenarlar eşit. E bu da eşkenar üçgen. Aynı şekilde bunlar da çift çizgi çift çizgi şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi çevresi 18 olan ABC eşkenar üçgen biçimdeki kağıttan bahsediliyor burada. Çevresi 18 ise bir kenar kaç yapıyor? 6. 2, 4, 6. O zaman düzgün altıgenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 2. Çevresi de 2 çarpı 6'tan 12 çıkar. Evet örnek 27'yi böylelikle 12 bulduk. Geldik örnek 28'e. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen iç içe verilmiş. Öncelikle düzgün altıgenin kenarlarını şöyle bir çift çizgi gösterelim. Aynı anda iki tane düzgün çokgen kullanıldığı zaman şu eşitleri mutlaka mutlaka yaz. Hatta bu da eşitleri şöyle yaz. Şöyle ekstra bir yerde x kenarlık falan çıkabilir belki. Yazınca çıkmadı valla. Olsun. İşlemimizi yapalım. Düzgün altıgenin iç açısının 120 derece olduğunu öğrendik. Düzgün beşgenin bir iç açısının da 108 derece olduğunu öğrendik. Hocam şurası da 108 derece ya. Bak şimdi dikkat. Şurası 108 derece. Aa hocam burası 120 derece. X kenardan dolayı burası 30-30 yaptı. Bak dikkat. 30-30 yaptı. E tamamı bunun kaçtı? Bunun tamamı 120 idi. O zaman 120 olması için buraya 90 derece kaldı. E burası da 108 derece olduğundan dolayı 18 derece buraya mı kaldı? Evet. X kaç derecedir diye soruluyor. HBF. HBF. X bak dikkat et tekrar söylüyorum. Normalde 120 30 30 o attı. Burası 90 ya. Düzgün beşgenin bir iç, iç açısı da burası 108. 108'den 90 çıkınca bak burası 108'de. 108'den 90 çıkınca burayı buluruz. Yani 18'i buluruz. X dediğimiz açı 18 oldu. Örnek 28'i 18 bulduk ve geldik örnek 29'a. Melek öğretmen düzgün altıgen konusunu işlerken öğrencilerden aşağıdaki işlemleri yapmasını istemiştir. Evet bir kenarı 8 birim olan A, B, C, D, E, F, düzgün altıgenini çiziniz. Hadi bakalım düzgün altıgeni çizelim. Şöyle bir çiziyoruz arkadaşım. Çizdikten sonra e, nasıl ki böyle sol alttan başlıyoruz ya her zaman. Siz de öyle başlarsanız daha güzel olur. Evet A, B, C, D, F'yi çizdik. Sonra burada Ege Ankara D, K. Evet burası 3K. Ege Ankara D, K olacak şekilde K eleman şey seçin diyor. Bir tane K noktası seç. Ege Ankara'yı K seçtin. Burası da 3K olacakmış D, K uzunluğu da. Ee, bir K noktası belirleyip A köşesi ile birleştirin. Hemen A köşesi ile birleştirelim şunu öğrencinin çizeceği şekliye göre AK kaçtır diye soruluyor. Evet bir kenar kaçtı bunun? 8'di. 8, 8, 8, 8. E arkadaşım 4K eşittir 8 sk buradan kaç gelir? 2 gelir. K'yı da 2 bulduk. Bu uzunluk isteniliyor bizden. Arkadaşım bir uzunluk sorulduğunda biz ne yaparız? Aklımıza iki konu geliyordu. Ya ne? Ya böyle dik üçgen ya da benzerlik. E, düzgün altıgende özel açı var ya büyük ihtimalle dik üçgen. Buna ait bir üçgen oluştursak. Hop şöyle bir üçgen oluşturduğumuz zaman. Açıları yazalım. 120 derece iç açısı. 120. Bunlar da 30-30. E hocam zaten tamamı 120 derece olduğundan burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Aa burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Evet şu kenar lazım bana. 8 8 ise burası 8 kök 3 mü? Aynen öyle. Burası 2 burası 8 kökten dolayı artık biz x'i bulabiliriz. x'in karesi eşittir 8 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi x'in karesi 64 çarpı 3. 64 ile 3'ü çarpsan 4 kere 3 12 18 192 artı 4'ten 196 yaptı. E burada x kare 196 ise x de kaç çıkar? Kök 196 yani 14 çıkar arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 29'u 14 bulduk. Geldik örnek 30'a bakalım ne diyor. Şimdi düzgün altıgen verilmiş. A haşı 17 olarak vermiş. Sonra Ali Bey uzunluğunu 4 olarak vermiş. Burası da 4, burası da 4, burası da 4. Sonra A noktasında bulunan Ali ile D noktasında bulunan Deniz taş atma oyunu oynayacaktır. A'daki ve D'deki. Ali ve Deniz elindeki taşı bulundukları yerden doğrusal bir şekilde haşa fırlatıyor. Buraya fırlattı, buraya fırlattı. Buna göre taş atma oyununda Ali kaç metre farkla kazanmıştır? Hmm. Şimdi Ali ne yapmış? 17 metre atmış. O zaman ben denizin şu uzunluğunu bulayım. E burada bir uzunluk var. Bir uzunluğu bulacağız. Özel açı da var. Özel üçgen. Bir üçgen oluşturalım. Üçgen oluştururken hop şöyle güzel bir şey oluşuyor aslında. Düzgün altıgenin bu simetri ekseni değil mi? Evet. Üçgen oluşturduğumuzda özel bir durumla oluştu. Tabii ki özel bir durumla oluştuğu için bu kabul edilebilir bir şey. Yani burası da kaç dereceydi arkadaşlar? 120 dereceydi. O zaman bunlar 60 60 yaptı. Aa şurası 90 oldu. Bu arada şurası dörtgen bir kısa kenar dörtgen en uzun kenar ne yapıyordu? Bir kenarın dikkati oluyordu. Bu da önemliydi. E burası 8 oldu. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden cevap 15 çıkar. Daha doğrusu DH uzunluğu 15 çıkar. Ama benden ne isteniyor? Taş atma oyununda Ali kaç metre farkla kazanmıştır? Bu 17 bu da 15 ya. 17 eksi 15'ten cevap ne çıkacaktır? Aralarındaki fark soruluyor yani bize. 2 çıkacaktır. Evet böylelikle örnek da 2 bulduk ve dikkate geldik. Şimdi arkadaşlar bu kısmı bir sonraki videoda yapalım isterseniz. Buradaki dikkat iki tane böyle dikkat edeceğimiz bir kural var. Ee, bu kural ve şuradaki dikkat gerçekten önemli diyebiliriz. Onu da bir sonraki videoda yapalım isterseniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.